acaba diyorum, merak ettim yani nedir bu diye, böyle özel bir şey midir filan diye. Açtım, yavaş açtım böyle. İçinde işte herhalde bu bilgisayardan çıkmış bir yazı. Şu yazı. Şöyle bu paralar, şöyle. Kaç para aldın ona? 500. 4-500 lira. Da para katlamış vaziyette de. Şöyle. Evet, dün akşam eve girişte, giriş yol üzerinde bir paketlenmiş, koli bandıyla bantlanmış sıkı sıkıya. Dikkatle açın okuyun diye ismim yazılı. Merak ettim acaba neyin nesi diye. Yani başka bir şey daha çok düşündüm ama açtım, dikkatle açtım, baktım geçti 500 lira para. Yazıyı okuduk. Yazıda işte 7-8 sene önce bizim marketten haberimiz olmadan çocukluk olarak muhakemem olmadığı zamanlar, doğru yanlış bilmediğim zamanlar aldığım bir 150 lira değerinde siz marketinizden habersiz aldığım şeyler oldu, işte malzeme oldu. Bunu şimdi rahatsız oldum, vicdanen rahatsız oldum. O zamanlar düşünemediğim zamanlardı. Ve bunu size iade etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin tekrar tekrar. Bütün aile efradınız hakkınızı helal etsin. Ben helalleşip ahirete kalmasın diye, orada bunun hesabı daha büyük. Rahatsız olduğum için bunu burada halletmek istedim. 500 lira para gönderiyorum, helal edin diye para bırakmış. Eğer ben o şu anda delikanlı birisi tahmin ediyorum o. O zamanlar çocuksa da 7-8-10 yaşında olabilir. Eğer görseydim ben kim ya da bilsem merak ediyorum yani. Parayı almadan ona helal ederdim. Olabilir böyle hatalar ama daha sonra demek ki aklı başına geldiğinde haram helali de öğrenen bir delikanlı. Bunlar rahatsız oldu. Vicdan çünkü akıl unutsa bile Allah'ı, Rabbini unutsa bile vicdan unutmaz. Her kimse o gelsin, ben yani onu gerçekten merak ediyorum yani. Görmek istiyorum, alnından öpmek istiyorum yani. Bunun gibi gençler, insanlar var elhamdülillah bizim memleketimizde. Çünkü cemiyette gerçekten haram helali bilip haramı terk eden, serseriliği bırakıp başıboşluğu kaidelere uyan insanlara ihtiyaç var. Hakkım ben helal ediyorum yani, bu hareket yeter ona. Yani deseydi bile yeterdi yani, demesi bile. Çünkü geçmişte de bizim markette 15 senedir benzer hadiseler oldu. Kimisi terazinin altına para bırakıp gitti, ben bunu almıştım diye. Kimisi başka türlü şekillerde bize iade ettiler bunu. Hayır, hatırlamıyorum. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Yani kalabalık bir saatte, oradan değişik zamanlarda da almış olabilir. Bu muhitten bir gençtir, büyük ihtimal. Yani bir seferde alınmış bir şeye benzemiyor. Zaman içinde almış, o tahminen 150 lira tahmin ediyor bunu. Şimdi değeri 500 liralık iade ettiğini söylüyor. Yani ben paradan ziyade bunun böyle bunu vicdanı rahatsız olup helalleşmek adına bu hareketi yaptığından seviniyorum, mutlu oldum yani. Yani dediğim gibi yani almazdım parayı bilsem. Gene de görüşmek isterim her kimse eğer bizi duyuyorsa, görebiliyorsa. Çünkü değişik şekillerde bu yayınlandı.